Kilo almamak için tercih edilen yemeklerden bir tanesi salata. Peki salata çeşitlerinde birkaç tarif almaya ne dersiniz? Merhabalar Mine'cim, nasılsın? Merhaba, teşekkürler. Siz? Ben deyim, teşekkür ederim. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? Toplam 4 yıldır bu mesleği yapıyorum. 2 yıldır da burada çalışıyorum. Peki şimdi nereden başlıyoruz? Şimdi tat taze salatamızı yapacağız. İlk önce sosunu yapacağız, ondan sonra salatamızı yapacağız. İlk önce sosundan başlayalım isterseniz. Fesleğen kullanacağız, yarım avokado kullanacağız, salatalık kullanacağız ve limon kullanacağız. Sosumuz da hazır. Evet, sosumuz da hazır. Şimdi salata. Çok fresh bir tadı var. Salatada şöyle tadına bakacağım. Şimdi bakmak istemiyorum. Şimdi salatayı yapalım. Taptaze salatamızın yapımına geçiyoruz. İlk önce yeşilliklerimizi yağ limonla sosluyoruz. İlk önce yağ limonumuzu döküyoruz. Limonumuzu döktük yeşilliklerimize. Birazcık tuz. Maruk kullanıyoruz biz yeşillik olarak. Evet. Kuru domates, salatalık, siyah zeytin ve ezine peyniri kullanacağız bu salatada. Ezine peyniri de çok güzel. Evet. Sosunu alıyoruz. Sos neden bu kadar önemli miydi? Salatamızın tadını zaten sosumuz veriyor. Bu sosumuzun içinde de fesleğen, salatalık var, avokado var. Çok lezzetli bir salatamız olacak. Hem de çok sağlıklı. Evet. Kuru domatesten başlıyorum. Kuru domates yerine bahçeden kopardığımız bir domatesi kullanabilir miyiz? Bu sizin damak zevkinize göre değişir ama biz kuru domatesin daha çok yakıştığını düşünüyoruz. Birazcık kuru domates. Aslında siz kuru domatesi çok seviyorsanız ondan birazcık daha fazla atabilirsiniz. Zeytin, ya da zeytini. Siyah zeytinimiz. Evet, salatalık. Ve ezine peynirimizi de koyuyoruz. Şimdi salatayı tabaklıyoruz. Taptaze salatamız. Evet. Hazır sayılır. Üzerine avokado koyacağız. Zaten başta insanın bir gözü doyuyor. Evet, şimdi bu salatayla da gözümüz tutunca, doyuyor zaten. Evet, diyetlerin vazgeçilmezi oluyor. Evet. Bir de zamanınızdan çok kısa bir süre çok kısa bir sürede hazırladık mesela bu salatayı. Şimdi avokadoyu soyacağız. Üzerine koyalım. Tabii görsellik de önemli. Diyet yapanlar ya da sağlıklı beslenmek isteyenler bence salata vazgeçilmeziniz olmalı. Gerçekten çok güzel, adı üstünde tat taze salata. Ama ben şefim Mine'yi yanımdan ayırmak istemiyorum. Hemen ondan ikinci bir tarifi alacağım. O yüzden bizden ayrılmayın. Son Moda programı izleyicileri, ikinci tarifimize geçiyoruz. Evet, başlayalım Mineciğim. Başlayalım. Kinoa'dan salata yapacağız biz bugün. Yeşilliğinde roka kullanıyoruz biz. Çünkü roka çok yakışıyor. Kapari çiçeği kullanıyoruz. Bu beyaz kinoa. Beyaz kinoayı biz kısır haline getiriyoruz ve tatlı biber salçasıyla maydanozla harmanlıyoruz. Normalde kinoamız bu şekildeydi. Beyaz, sonra bu hale geldi. Evet. Nasıl bu hale getiriyoruz? Biz bunu haşlıyoruz. Demleme bir şekilde. Üzerine küp salatalık, küp domates kullanacağız. Sosu da nar ekşisi ve yağ limon. Yapmaya başlayalım tamam, o zaman. Tamam, başlayalım. Bütün salatalarımızda yaptığımız gibi ilk önce yağ limonla sosluyoruz. Ve nar ekşisi. Hepsinden ve birazcık iki kaşık da kapari. Kapari demişken şöyle kapariyi gösteriyorum size. Kapari nedir? Faydaları nelerdir? Kapari fosfor ve kalsiyum yönünden zengin bir bitkidir. Ve salatamıza da çok yakışacak. İçine 3 tane ya da 4 tane karıştırmaya başladık. Evet.
salatamız bitmek üzere. Evet, sadece balığımızı üzerine koyacağız. Hemen sana somonları veriyorum. Evet, somonumuzu koyacağız. Somon gerçekten çok faydalı değil mi Mine? Evet, somon da eğer seviyorsanız salatamızın üzerine kullanabilirsiniz. Somon sevmiyorsak eğer başka balık da kullanabilir. Somonlu tabii ki de, kino, evet. Salata diyoruz Evet, mesela bu salatada vegan olan insanlar avokado kullanarak da tüketebilirler bu salatayı. Evet. Evet, salatamız hazır. Hemen tadına bakalım o zaman. Evet. Çok güzel. Salatayı çok seviyorsanız, diyet yapıyorsanız, sağlıklı beslenmek istiyorsanız ya da gerçekten ara öğünlerinizde de tercih edebilirsiniz. Ben ikisini de çok sevdim. Karar vermem gerekirse sanırım avokadoyu çok sevdiğim için avokadolu salata diyorum. Size salatalar gibi rengarenk ve bol sağlıklı günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.